Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Aksum ile savaş halindeydik. Sonrasında barış yapmayı tercih ettim. Burada da Nobatya var. Nobatya benden koptu şu an. Önceden benim Kukla Devleti'nde. Şimdi Nobatya buraya doğru göç etmiş. Yani göç etmek denemez de önceden Nobatya'nın ordusu buradaydı. Aksum da şuradaki Nobatya'nın kendi bölgesini alınca Nobatya da Aksum'un bölgesini aldı. Yani takas yaptılar, böyle saçma bir şey oldu burada. Yani dedim işte Nobatya ile Aksum kendileri savaşsın yani. Birbirlerini yesinler. Ben zaten şuradaki para indiren bölgenin intikamını almıştım. Öyleyse daha fazla savaşmaya gerek yok yani bunlarla. Bununla beraber kilise inşasına devam ediyorduk en son. Ancak kilisenin inşası tamamlandı. Bununla beraber ana yerleşim binalarını inşa etmeye devam edeceğiz. Hepsini en azından ikinci seviye yapalım. Ondan sonra gerisine bakarız. Hunlarla barış yapmıştım bu arada. Hunlarla barış yaptığım için yönlerini batıya doğru çevirdiler. Batı Roma'nın topraklarını yağmalıyorlar. Veya işte Cermen kabilelerini falan göç etmeye zorluyorlar. Bu şekilde. Şimdi ulusa bakacak olursak terfi ettirmem gereken bir karakter yok gibi. Herkesin görevi, yapacağı iş belli. Generallerin veya valilerin sadakatleri de güzel. Yani hiçbirisi kırmızı değil en azından. Bir tek şunun sadakati biraz düşük gibi geldi bana. Ama o da şu an tehlike arz etmiyor. Diğerleri hepsinin sadakati 5'in üstünde. Şekilde burada yapılacak bir şey yok. Destek topla demişim en son. Aynen, biraz desteğe ihtiyacımız var. Yani %60 civarında kalsın demiştim güç için. Yani gücü %60 civarında dengede tutmak önemli. Çok fazla yüksek de olmasını istemiyorum bu şekilde. Çok fazla düşük olmasını da istemiyorum. Buralarda dengede tutsak yeterli olur. Diplomasiye bakacak olursak. Diplomasi şu an yapılacak bir şey yok gibi görünüyor. İlişkim neden kötü? Ha, buraya bir tane rahip gönderelim. Bunlar Zerdüştlük dininden çıksınlar. En azından Doğu Hristiyanlığına veya Yunan Hristiyanlığına dönüşsünler. Dönsünler yani, daha doğrusu öyle söyleyeyim. My wits and words are yours. Rahip sen şöyle gel bakalım. Setting forth. I can assist you further. Zaten buranın Yunan Hristiyanlığı 171'e gelmiş. Seni konu kitlerin olduğu bölgeye gönderebilirim. Salutations. Şimdi ana yerleşim binalarını inşa etmeye devam. Burada gıda az. Acaba buraya yapmasak mı? Tane yapsam 17 var burada. 35'ten 17 çıkar. 28, 18. Sadece Ankara'daki belediyeyi inşa etsem yeterli. Municipium bu arada Latince'den işte İngilizce municipality, yani belediye olarak geçmiş. Burası aslında belediye. Civitas hani sivil yerleşik. Kentler. Ana kent işte metropolis. Önümüzdeki. Dardanya. Burada da yalnızca şurayı inşa edeyim. Burada gıda az çünkü gördüğüm kadarıyla. Çünkü buraya da bakacak olursak yani arazinin verimliliği o kadar yüksek değil. Arazinin verimliliği yüksek olsa istediğimiz kadar inşa yapabiliriz. Burada yapalım. Bir şey kalmadı. These people trouble the Emperor greatly.
neymiş? Muhalefet Partisi istediğiniz desteği almak için yaptığınız gayretleri boşa çıkardı. Devam edebiliriz fakat ne yapacağımıza karar vermelisiniz. Kadın karakter nüfuzun harcanmasını istiyor. İmparator nüfuzu düşmesin. O yüzden... Afrika'da topraklarımıza giriş yapmışlar. Neden? Ha, muhtemelen Akunlardan kaçabilmek için. Sıkıntı yok yani. İtinya'da nüfus bolluğu. Buraya bir tane daha tarla inşa edebiliriz. Bununla beraber buraya tarla inşa edeceğimiz için gıda da yeterli olacaktır. Yani geri kalan ana yerleşim binalarını inşa edebiliriz. Bunları da inşa edelim hadi. Böyle yapsak 3 tur gerekiyormuş bunun için. Bunu inşa etsen, diğer turda bunu inşa etsem gıda yeterli olur herhalde. Bunlar için 4 tur beklemek gerekiyor. Tamamdır. Kim öldü? Casus mu? Yoksa rahip mi? Kimin öldüğünü görebilsek keşke. Şuradan baksam. Ha, şampiyonum ölmüş şuradaki. Yenisini yetiştiririz, sorun değil. Buradan yetiştirebilir miyim? Buradan yetiştirebilmek için öncelikle vali arsasını inşa etmem lazım. Bu da vergi oranı arttırıyormuş bu arada. Şimdi şunlara bakalım, hükümet binası. Asayiş arttırıyor, zenginlik falan vesaire. Vali konağı da asayiş arttırıyor bu arada. Vergi oranını arttırıyor ve garnizonu arttırıyor bu şekilde. Bu da şampiyonları yetiştirilmesini sağlıyor bununla beraber. Bu da vergi oranını daha çok arttırıyor. En alttaki imparatorluk sarayını yalnızca başkent inşa edebiliyoruz yani Konstantinopolis'e. Bu da fazladan bir tane daha şampiyon yetiştirebilmemizi sağlıyor. Asayiş arttırıyor falan vesaire ama bayağı bir gıda tüketiyormuş yani. Yandaki ise banka binası. Bu da ticaret gelirlerini falan artırıyor bölgedeki. Bundan 2 tane veya bundan 2-3 tane inşa etsek yeterli olur. Belli başlı bölgelere mesela önemli bölgelere inşa etsek yeterli. Neyse. Hangi teknoloji araştırmışız en son ona bakalım. Yeni değişik Britanya. Kelt paganizmine geçmiş. Grek-Romalı paganizmine geçip. Ha, sanayi binalarından zenginlik. Güzel. Bu neymiş? Tarımsal binalar için inşaat maliyeti. Olabilir. Bunu yapalım. Dini yargı. Bu da gelişmiş tesisatı devredişi bırakıyor. Bununla beraber 4. seviye su kemerlerini falan vesaire inşa edemiyor olacağız. Bunu neden yasaklıyorlar bilmiyorum. Çünkü birisi inşa ettiğimizde hani bölgedeki sağlığı arttırmıyor. Yani şöyle bir şey olsa. Diyelim ben buraya kilise inşa ediyorum ya. İnşa ettiğim kilise hani bölgedeki sağlığı da yükseltse mesela. Şu an hani sağlığı yükseltmiyor, asayiş falan yükseltiyor, dini nüfuzu falan yükseltiyor. Ama bununla beraber sağlığı yükseltmediği için yani üst seviye teknolojilerle birlikte yani demek istediğim üst seviye kiliselerle birlikte yani aynı zamanda sağlığı da yükseltemiyorsam o zaman bunları devre dışı bırakması saçma. O zaman burada da şöyle yaparız kütüphanede yaptığımız gibi. Öncelikle ben bu su kemerlerin hepsini inşa ederim. Veya lağımlar vesaire neyse. Bunları inşa ettikten sonra hani 4. 5. seviye kiliselerin kilitlerini açarız. Bu da 10.000 falan istiyormuş maşallah. Yunan Katedrali, Yunan Keşişler Okulu falan bunlar açılıyormuş. Bu arada yozlaşmayı da azaltıyormuş. Güzel.
kaldığımız yerden devam. İzinsiz geçişler. Bunlar kim? Aksun. Oryenler izinsiz geçmiş. Bunlar kendi aralarında savaşırlarken izinsiz geçiyorlar. Yani bölgede bir yağma söz konusu falan değil. O yüzden şimdilik sorun yok gibi. Ermenistan kıtlık içinde mi? Evet, Ermenistan'da kıtlık var şu an. Hane halkı kaybedildi. Evet, buradaki şampiyon ölünce tabii ki de hane halkı da gitti onunla beraber. Yenisini yetiştirelim. Geri eğitim eylemi. Başına artı 10 tecrübe. Ready for battle. Artık seni buradaki orduya birleştirme gerek var mı? Buradaki ordu zaten bayağı bir tecrübeli. Burada başka bir tane ordum vardı benim. Senin bununla birleştirelim. Şöyle gerek var. On the move. Daha hani halkı vereyim ben sana birkaç tane. Azim artı 2. Yani olabilir. Buna gerek yok bence. Kalsın. Bayağı bina inşa etmişiz artık. Şunu da yapayım unutmadan. Buradaki gıda yeterli olur mu? 10 gıda tüketiyor. Bu da 20 gıda tüketiyor. Buradan 10 azalacak. 30'a düşecek sonra. Bunlar da 20 azaltsa yeterli oluyor şu an. Buranın verimliği kötü olduğu halde bayağı bir gıda varmış. Bunun sebebi ne? Trabzon'da bir tane balık tutma iskelesi var. Yani Kayseri'de gıda pazarı var. Anladım. O yüzden gıda yüksek. Geliştirelim öyleyse. Burada neden asayiş düşüyor? Aslında şuraya bir tane eğlence binası yapsak. Forumdan gitsek. Gerçi bunlar da asayiş arttırmıyor ki. Bunlar da arttırmıyor aynı şekilde. Hükümet binası inşa edilirse belki o arttırabilir. Ona en son karar verelim. Peki asayiş neden düşüyor? Oraya bir önlem almak lazım. Çanakkale'ye gelsen. Aynen. Eksiye düşmez en azından. Rahip burada. Tamam. İmparator da burada. İmparatoru belki Çanakkale'ye götürebiliriz. Burada ihtiyaç yok zaten. Ready for orders. We hunger for battle. Ben burada kalmaya devam et. How may I serve you? Sen de orada kal. Rahiplere bakayım. Rahip sen de buraya geç bakalım. Bu özelliği basarsan bölgenin asayişi düşer. Amacım o değil. Amacım sadece Yunan Hristiyanlığını bölgede yaymak. O yüzden burada beklese bile yeterli olur zaten. Seviye bir rütbeye sahip. Bununla beraber bölgedeki Hristiyanlığı zamanla arttırır diye düşünüyorum. Ready for orders. Your command.
I respectfully ask for an attack on these people as soon as can be arranged. Aslında evet, Akunlara karşı bir savaş yapsak fena olmaz ya. Bunlar biraz tehlikeli. Zaten aramız da bozuk sanırım. Kabul. Ah, my friend. If the wisdom you possess were golden treasure, you could buy the known world. Adam öyle bir İngilizce konuşuyor ki orada Türkçe altyazı olmasa anlamayacağım yani. Hatta İngilizce altyazı olsa bile anlamayacağım. Ready for orders. Burada bir yerde bir general var. Seni Diyarbakır alalım. I don't care how tired you are. Şimdi Commander. Orada kal. Seni hummus alalım. Hummus'a nasıl sağlanmış. We hunger for battle. Commander. Ready for battle. We hunger for battle. Salve, how can I help? Beni şu dekorları birleştirin unutmadan. Ready for orders. We hunger for battle. Britanya yerdanlara savaş ilan etmiş. Otona bir ara buraya tekrardan geri almaya çalıştı ama başaramadı sanırım. At your command. Bir sıradan bakalım. Bunların hepsi ikinci seviye olmuş. Güzel. Hatta bütün binalar ikinci seviye. Burada ahır var. Yani süvari konak yeri. Buraya at yetiştiricisi inşa edelim. Bununla beraber acemi süvari birimleri için %5 savaş hızı artmış olacak. İlerleyen kısımlarda %15 eder çıkıyor. Aslında şöyle sıradan gezerken birinci seviye bütün binaları en azından ikinci seviyeye çıkarsak fena olmaz. Şimdi bölgeden süvari yetiştirebiliriz bence. Süvari yetiştirme bölgesi de burası olsa buradan da okçu vesaire yetiştirsek iyi olur bence. Yani buradan da piyade yetişebilir. Buradan da piyade basıyoruz zaten. Tamam, sırasıyla gidelim. Karışmasın. Şimdi Filistin'e bakacak olursak şu banka binasını inşa edeyim. Bununla beraber hangi kışla inşa etsek buraya? Ne var? Buradaki de gerçi birinci seviye. Tamam, buradan okçu yetiştirelim öyleyse. Buraya da halıcı yaparım. Bu da bütün acemiyizli birimler için %5 mühimmat demek. Aynı zamanda mancınık yetiştirmemizi de sağlıyor. Padokya. Yani buraya şey yapamıyorum şu an, para yetmiyor. Nasıl böyle kalsın. Bu bölgeden asker yetiştirelim mi? Trabzon'a bir tane kışla yapsam fena olmaz bence. Komanda. Tamamdır, bence turu sonlandırabiliriz. Yapılacak başka bir şey kalmadı. Thank you.
My master prays that you see opportunity. Bir tane generalimiz vefat etmiş. Onun yerine başka bir general atamamız lazım. Ben geçmem. Bu neymiş? Karalama. Aile fertlerimizden birine şantaj yapılıyor. Rus payı orada. Ready for orders. Güzelmiş aslında. Arton dini nüfus Yunan Hristiyanlığı yerel bölge için. Asayiş karakterler artı 5. Ama biz şunu yapalım. Akun'la Laksun barış yapmış. My journey begins. Burası kuşatma altında. Acaba kim tarafından? Ama burada da isyan var. Kim yer burayı almış? Aksum buraya geçmişti bir ara. Kaybetmiş buradaki topraklarını. Aksum'un bence şuraya geri alması lazım. How may I serve you? Sen kaç yaşındasın? 45 yaşındasın. Şöyle yapsak, yozlaşmayı soruşturu eylemini bence Konstantinopolis civarlarına yapalım. Sen buraya gel. Swift as the angels. Çünkü buradan zaten fazla bir gelir elde etmiyoruz. Yani buradaki yozlaşmayı koruştursa da pek bir şey fark etmeyecek bizim için. Ama burada gelir daha fazla olduğu için bu bölgenin yozlaşmasını azaltması daha iyi bence. Beni de şuraya göndeririz. Ama bir dakika. Senin seviyesi aynıymış. Yok, bu üçünü seviyorum. Tamam, seni gönderelim. Burada tecrübe kazan. Ready for battle. Şu anda görünürde akunlar pek görünmüyor. Hemen şurada bir yere talan ediyorlar. Aysel de bayağı gıda varmış. Buraya ne yapacağımıza karar verelim artık ya. Hükümet binası olabilir belki. Erzak deposu da olabilir. Gerçi ondan yapacağız şuraya 3 tane. Buna gerek yok. Forum inşa edilebilir. Forumdan nereye gidilebilir buradan? Böyle pazar yapılabilir belki. Gerçi gıda pazarı da var ama. Buraya da bence hükümet binası dikelim. Tamamdır. Turu sonlandırabiliriz. My wits and words are yours. Bu vali mi? Evet, valiymiş. Ne yapsam? Ne fark etme. We hunger for battle.
The Emperor requests that you join this war as honor demands. If not honor, then self-interest should move you. Allah, ben Hunlarla barış yaptım. Gerisini sen düşün. The Emperor may well be saddened by your choice, for he is a man of deep, honest feelings. Teknoloji araştırmayı unutmuşum. Keşke unutmasaydık. Görevler yok değil mi onun gibi? Ready for orders. Kimi işaretlemiştim düşman olarak? Unuttum bu arada. Burayı mı işaretlemiştim? Emin değilim. Speak. Do not waste time. Better spent hunting. Şu an haritada göremediğim için o yüzden işaretleyemiyorum. Bir yere bas ya. İnşaat faaliyetlerine devam edelim. Burada kalmışız en son. Buraya ne yapsak? Buradan da okçu yetiştirebiliriz bence. Çünkü bir tane şuraya yapmıştım. Böyle burası bayağı uzak geliyor oraya. At your command. Buradan okçu yetiştirebiliriz. Buradan süvari yetiştirelim. Buradan da piyade yetiştiririz. Öyleyse. Mükemmel. Aslında şöyle yapabiliriz. Gerçi bölgede hayvancılık faaliyetleri de olacak ama. Acaba ilk önce şunu inşa etsek, ondan sonra inşaat maliyetini düşürüp de sorun binaları inşa etsen diye düşündüm de. Gerçi buranın gıdasını sağlayan en büyük yer burası. Bununla beraber balıkçılık vesaire. Yani hayvancılıktan çok az bir gelir sağlıyoruz. Tamam, ilk önce bunu inşa edelim bence. Ondan sonra buradaki binaları yükseltelim. O zaman kar ederiz. Şimdi buraya ne yapalım? Buraya da bir tane daha hükümet binası inşa edelim. Ve bir tane kışla yapsak. Aynen, yeterli olur. Tamam, buralar boş kalmış. Buraya bir tane çeşme inşa edelim. Çünkü sanayi binasını geliştirdiğimiz zaman bölgedeki sağlık bayağı bir azalacak. O yüzden buna ihtiyacımız olacak. Tamamdır, başka bir şey kalmadı. Burası sonlandıralım. Ready for orders. Bir askere birkaç özelliği aktifleştirelim. Bunlar paralı asker birimleri için. Benim şu an paralı askerim yok ki. Alsın o zaman.
Romalılar bu sefer bizim topraklarımızı yağmalamaya başladı. Roma'yı yağmalamak yetmedi. Bize geldiler bu sefer de. Askerleri tabii ki de 3. seviye. Ve tabii ki de askerlerin hiçbirine maaş ödemiyor veya işte bakım maliyeti falan yok. O yüzden bütün birimleri full komple basıp geliyor yani buraya rahat bir şekilde. Besin gıda kıtlığı mı neden? Geliştirebiliriz aslında. Aynen burayı burada çözeriz. Bununla beraber bunlar gelmiş buraya. Söylemiştim. Şöyle yapabiliriz. Bunlara biraz bir şeyler hediye etsek. Belki o zaman giderler. Please don't bother with meaningless pleasantries. Talk of meat, not honey. The gods and my people accept your offering. Yani biraz bunlara para verirsek belki bizden uzaklaşırlar. En son burada kalmıştık zaten değil mi? Yani evet. Buraya geçtim. Buradayız şu an. Şimdi buraya ne tür bir kışla inşa etsek? İskenderiye'ye piyade kışlası inşa edelim. Buraya da süvari kışlası inşa edelim bence. Bunun yanına da bir tane neydi o? At yetiştiricisi binasını inşa ederiz. Yani ahırlar falan. Bunları inşa ederim. Bölgenin toprakları bereketsiz olduğu için burada yalnızca hayvancılık yapacağız zaten. Şimdi burada başka yapabileceğimiz bir şey kaldı mı? Şunu geliştirebilirdik ama şu an ona para yetmiyor. Geliştirelim. Ya da ilk önce şunu yapalım. Bir şey kalmadı yapabileceğimiz. Turu sonlandıralım. Casusların zaten how can I yerini değiştirelim. Gerçi şuraya gelebilirsin bu tur. As you command. I am eager to serve. Bayağı fark etti şu an. Sen de gel. Turları falan gözetle. As you command. I shall grab. Bir de senin gıda sorununu nasıl çözeriz? Nüfus fazlalığı olduğunda şuraları bir yerler işte hayvancılık binaları falan inşa edeceğiz. Böyle çözülecek. Görünen o. Öldü. Komşu vilayetlerde yüksek paralı asker talebinden dolayı paralı asker fiyatlarına artış oldu. Önemli zaten paralı asker kullanmıyorum. Casus mu öldü? Kimin öldüğünü anlayamıyorum. Kadın mı öldü acaba? Durmayan görüs bırakın. Neyse vallahi kimin öldüğünü anlamıyorum şu an. Bunlara bir azalma da yok. Yani kim öldüyse Allah rahmet eylesin bilmiyorum artık. Seni bir üst alalım mı? Zaten bu tur görevim bitiyor. Aynen seni bir üst alalım. Sen burada kalmaya devam et.
seni göreve getiremiyorum çünkü nüfuzun çok düşük. Şöyle mi yapsak acaba senin ready for orders. Özelliği vereyim sana. Birazcık nüfuzun artsın. Seni de bir üste taşıyalım. Evet, dördüncü seviyor değil mi? Tane dördüncü seviyor. Tane dördüncü. Seni şuraya alabiliriz. Tamamdır, böyle iyi. Hani biraz destek topla. O dini nüfuz da bayağı artmış. 167'ye gelmiş. 150'lerde falan da en son öyle hatırlıyorum yani. Buranın 100'ler düşüyor, 132'ye düşmüş. Yani bölgede Hristiyanlık artıyor yavaş yavaş. Salutations. Abi işini yapıyor vallahi. Çöllerde geziyor İsa için. Commander. Bu arada bunları geliştirebiliyor muyum? Ha şunun sayesinde tamam. Şimdi geliştirmeye gerek yok. Paramızı harcamayalım. Yeni teknoloji. Ticaret yasasını araştırmak istiyorum. Bu da zenginliği sağlıyormuş ticaret binalarından. Buradan ilerleyebiliriz. Kriklerden nüfus bolluğu. Buraya bir tane çeşme inşa etsin. Fena olmaz. Bununla beraber şunu da geliştireyim. Bölgedeki inşaat maliyeti azalmış olur. Çeşmeyle geliştirelim. Ha şunları da yapalım. Hükümet binaları vesaire tamamlanmış buradaki. Buraya da banka binası inşa etmek istiyorum. Baş ocağı, tarlalar. Buraya da ahır inşa ederiz. Duvarlarımız için önemli. Buna geliştiriz. Tamamdır. Ready for orders. Bunlara birazcık para verdim. Burada yağmur yaptıktan sonra şimdi tekrardan batıya yöneldiler. How can I assist you? Benden uzak dursunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar için umurumda değil. At your service. Seni biraz da şu bölgeye almak istiyorum. Swift and silent. Aynen, orada kal. Buradayken yozlaşmayı soruşturabiliriz diğer tur. Şimdi Parkyana polis. Buraya bir tane daha kışla yapmışım. Aslında çok gerek yoktu sanki ama buradan süvari yetiştiriyorum. Buradan ne yetiştireceğime karar vermedim. Yani daha önceden düşünmüştüm sesli olarak ama tam emin olamadım şimdi. Burası kalsın. Şimdi buradan piyade yetiştiriyorsam, buradan süvari yetiştiriyorsam, buradan da okçu yetiştirebilirim bence. Bununla beraber ordu yetiştirme kapasitesini de arttırıyormuş kışlalar. O yüzden işimize yarar yani. Her türlü. Gıda da tüketme. Sadece bakım maliyeti var binaların. O yüzden istediğimiz gibi yapabiliriz. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım fakat öncesinde hane halkı özelliklerini bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi sen amiralsin değil mi? Otorite artı 2 işine görebilir. Araştırma oranı bunlar kalsın. Zafer bulma şansı. Bunun yerine bence şu özelliği verelim. Sen araştırma oranı reporting. Tamam. Sen Libya'dasın değil mi? Asayiş artı 5, inşaat maliyeti, zırh, komutan birinci. Güzel. Commander. Kürt toprakların ya dost toprakların mekanı artı 10, savaş morali. Onun yerine bence şunu yapalım. We hunger for battle. Bu imparatorun ordusu düşman mümessinin başarı şansını %10 azaltma kalsın. Sen nüfus, birin tecrübesi. We hunger for battle. Ready for battle. Mezarı piyade birimleri için artı 10 moral. Bunun yerine başka bir şey yapabiliriz bence buraya. Yani kalsın. We hunger for battle. Barbar kulaklarına karşı savaş morali alabilir. At your command. Otorite artı 2, orduya liderlik ederken. We hunger for battle. Bu da inşaat maliyetini azaltıyormuş askeri binalar için. Bu da kalabilir.
Yakın muharebe saldırısı komutan birim için. Komutan birimini aslında yakın muharebede kullanmıyorum da. Onun yerine başka bir şey verelim buradaki orduya. Menzilli birimler için artı 3 birim tecrübesi olabilir. Veya ne bileyim. Artı 10 moral olabilir. Okçular çünkü savaş alanından hemen dağılmaya meyilli. Yani moralleri hemen düşüyor. O yüzden o özellik işimizi görebilir. Şimdi senin kurnazlığın biraz düşükmüş. Gerçi birinci seviyeseniz normal. Bu yüzden bir şey kalmadı. Valilere bakarsak. Asya'daki valinin özellikleri neymiş? Bu bölgenin aslında yine nüfusunu arttırabiliriz ama buna beraber liman yapılarının inşaat maliyetini azaltabiliriz. Asya'da bakayım kaç tane liman var. Efes'te var bir tane. Bir tane liman Çanakkale'de varmış. Şu özelliği vereyim sana. Kaç yaşında? 48 yaşında. Makedonya valisi. Tamam, bu özellikler kalabilir sende de. Orientalis adası. Aslında bir dakika, Mısır'da kaç tane liman var? Gerçi 2 tane varmış. Burada da 3 tane liman var. Burada da 3 tane var. Bayağı bir liman var aslında yani imparatorluk içerisinde. Şöyle de yapabiliriz aslında. Ticari binaların zenginlik de sağlıyormuş. Şöyle yapalım. Orientalis adasında 3 tane liman var. Burada 2 tane liman var. Buradaki valiye bence başka bir özellik verip şu liman yapılarından zenginliği Orientalis adasındaki valiye atayabilirim. Hadi araştırma oranı olsun. Sıra da böyleymiş ama büyüme falan vesaire. Özelliği sana veremiyoruz. Çünkü burada daha çok liman var yani daha çok kar ettirir bize. Aynı zamanda burada ticaret iskelesi de var ama burada ticaret iskelesi yok gördüğüm kadarıyla. Trakya'daki variye bakarsak son kez. Buradaki özellikler de güzel. Yeni binalar için işte inşaat maliyetini %10 azaltıyormuş. 61 yaşında ama. Bu özelliğini hemen kullanalım ölmeden önce. Şimdi. Başka yapılacak bir şey kalmadı. Turu sonlandırırken videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Yani çok fazla uzamasın. Sonraki videoda kaldığımız yerlerden devam ederiz. O zaman görüşmek üzere. Oh,